Erdoğan Hoca. Sevgili katılımcılar. Sondan söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Ankara 3. İdare Mahkemesi Muzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yapımı planlanan 4 tane baraj ve 5 tane HES projesiyle yapımına 1983 yılında tamamen kaçak başlanan Mercan Hidroelektrik Santrali'ni iptal etti. Tüm baraj ve HES projeleriyle 2003 yılında işletmeye alınan Mercan HES projesini iptal etti. Muzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde Muzur suyu üzerinde yapımı planlanan en büyük baraj projesi durumundaki Konaktepe Barajı ile Konaktepe HES 1, Konaktepe HES 2 için Konaktepe Elektrik Üretim AŞ'ye EPDK tarafından 28 Ocak 2010 tarihinden itibaren 49 yıllığına elektrik üretim lisansı verilmesi üzerine anılan kararın iptal istemiyle Danıştay'dan tarafında dava açılmıştır. Açılan dava üzerine Danıştay 13. Dairesi 11 Ekim 2010 tarihli ve 2010'a 995 esas sayılı kararı ile Muzur Vadisi Milli Park Uzun Devreli Gelişme Planı'nın onaylanmadığı, Milli Park niteliğini taşıyan Muzur Vadisi'nde su kaynaklarının kullanımı ve işletilmesinin Milli Parklar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca ancak kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk koşullarının gerçekleştiğini ilgili bakanlıkça ortaya konulmasına bağlı olduğu ve diğer gerekçeleriyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Muzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisindeki tüm baraj ve HES projelerine izin veren bakanlık kararının iptali amacıyla tarafımca 19 Aralık 2011 tarihinde yeniden dava açılmıştır. Açılan davaya Muzur suyu üzerinde inşası planlanan Konaktepe Barajı ve HES 1 ile Konaktepe HES 2 projesini gerçekleştirmek isteyen Konaktepe Elektrik Üretim AŞ, uluslararası bir konsorsiyumdur, onu belirteyim, ile Mercan suyu üzerinde 1985 yılında tamamen kaçak inşa edilen Mercan HES'i işleten Zorlu Doğal Elektrik Üretim AŞ davalı Mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı yanında müdahil olmuşlar. Ve çevre kirlenmesini önlemenin devletin ve vatandaşların ödevi olduğu tartışmasızdır. Bu itibarla öncelikle davaya konu projelerle ilgili olarak hazırlanan fizibilite raporları çerçevesinde projeleri çevreye uyumlu olup olmadığını tespiti bakımından çevre mevzuatı açısından zorunlu olan ÇED sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Aksi takdirde 2872 sayılı yasanın 10. maddesinde belirtildiği üzere çevresel etki değerlendirilmesi olumlu kararı veya çevresel etki değerlendirilmesi gerekli değildir kararı alınmadıkça projelerle ilgili onay ve izin verilemez. Bu durumda Muzur Vadisi Milli Parkı'nın mutlak koruma zonunda inşa edilmesi planlanan baraj ve HES projelerinin yapılması hususunda kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk bulunduğuna ilişkin dava konusu işlemde hukuki isabet görülmüştür. Milli Park olarak ilan edilen sahalarda baraj ve HES dahil tesis inşasının ön şartı bakanlığın iznidir. Karar Milli Parklar ve Planlama Mevzuatı bakımından emsal niteliktedir. Zira Milli Parklar Kanunu'nun 14. maddesi çerçevesinde bir milli parkta kamu yararı açısından tesis inşasına izin verilebilmesi için öncelikle çevresel etki değerlendirmesi süreci işletilmesi gerektiği belirtilmiştir. Netice itibariyle karar takriben %20'si endemik, 1900'ü aşkın bitki çeşidine, Bern Sözleşmesi'ne göre koruma altında bulunan pek çok fauna türüne, güçlü bir yaban hayatı ekolojisine sahip bulunan ve Dünya Kültür Mirası listesinde yer alması lazım gelen ülkemizin ve hatta dünyanın nadide milli parkı durumundaki Muzur Vadisi Milli Parkı'na hayırlı olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde ilk defa üstün kamu yararı kararı bir mahkemece iptal edilmiştir. Değerli arkadaşlar.